Evet, Madrid'deyiz. Şimdi nasıl yapalım? Şöyle bir Tolga'ya bir bakalım. Lisboa açtı. Beta çok fecisin ya. Lisboa bana musallat olamaz. Bir saniye bizim Tolga'yı sesli alalım. Şunu da biraz kısayım, ses patlaması olmasın mikrofonda. Alo. Alo, merhaba abi, geliyor mu sesim? Geliyor, ne haber? İyi, seni sormalı, iyisin sen de. Ben de iyiyim valla, çok şükür. Sen community dosyasını mı arıyorsun? Community dosyasını zar zor da olsa buldum ama oranın içine attım. O da Tamam. olmadı ya, baktım da olmamış yani. Şimdi şöyle, attığında hangi formatta attığın önemli. Zip'ten çıkarıp mı atıyorsun? Nasıl atıyorsun? Onlar önemli. Direkt zipten çıkarıp attım. Bir Yani bütün klasörlerin olduğu tek klasöre attım yani en son halini. Zipin içerisindeki klasöre attım. Normal klasör halinde. şey yapalım mı? Bu uçuştan sonra biraz zamanım olacak. Tamam. Yani böyle bir yarım saat falan birlikte bakarız, ona merak etme. Olur abi. Şeydeyim şu anda, T27'deyim Öyle ben. mi? Tamam, Fa ben de fakirlerin terminalinde. bakıyorum, Olma. şimdi giriyorum ben de. Tamam. Adaş, hoş geldin. Adaş, bu arada throttle şey geldi, yok geldi. Onunla birlikte bir ilk uçuşu yapacağız, bakalım nasıl olacak. Yani hissiyatını şimdilik çok beğendim. Bakalım. Şunu hemen şuradan bir setup'tan şey ayarlayalım, şu şeyimizi. Ya da sen de gelseydin madem evdesin. Eyvallah eyvallah, çok sağ ol. Yani var ya, dehşet bir şey ya. Dur birazdan hidrolikleri vereyim, o zaman daha iyi gözükecek. Saitek meğerse bizim ömrümüzün törpüsüymüş ya. Görsek iyi olmaz. Fotoğraf atayım sana, dur. Aa. Beta gide gele tabii yerlisi oldun oraların. Senin parking stand neydi abi? T27. E27. Okay. Ya yoku mu yayını vereyim? Fatiba. Başka kameram yok abi. Eşkal mi göremezsiniz yoksa? Ya nere şeyi var onun, ne derler? Bir sürü tripod vardı. Şimdi tripodu çıkarıp yukarıdan tripodu çıkarmam lazım buraya koymam için. Ama dur şöyle hemen önümde bir tane fotoğraf çekeyim. Ya ilk önce bir deneyimleyelim de sonra şeylerin hareketlerine bir bakarız onların. Uçuşa gelsene. Vigo'da güzel bir şey var. 29 6427. T27'deyim ben bu arada Tolga. Tamam. T değil mi? T. T Tamam. aynen, Tango. Tamamdır. Dediğim gibi fakir Ben de gideyim. terminali. 36 soldan kalkacağız. Giriyorum şu an ben de. Bu flight plan var mı abi, elinde hazır yoksa? Simbrief'ten çektim. Yani Tamam. atabilirim Çıkan da. istersen. Sen manuel mi giriyorsun?
Aynen manuel gidiyorum. Ben de fakirim abi diyormuşum. Dur ben o zaman hemen atayım sana kopyalayayım da. Tamam. Hemen sana şuradan Discord'dan atıyorum. Sadece SID'miz değişti. Pistten dolayı onu da atacağım. Zamora 2 November oldu. Şöyle hemen düzeltiyorum. Atıyorum. Zamora. Misafirimiz Tolga Kaptan. Bizim Discord grubundan. O da boş MSFS kurdu ama daha hazır hale getiremedi. Aynen. Beraber bir uçuş yapalım dedik. Ben satış bakayım. Aynen. Sofren hoş geldin. Sabah beta ile uçtuk. Bugün de Tolga ile uçalım. Öğleden sonraki seansımıza. Şimdi 3-6 left dedik. Zamora 2 November geldi. Check. Arrival. Zulu 1-9. Pivon. Ve şöyle Barkivan Tango olacak. Tamam. Altı bin dört yüz. Altmış iki yedi kalıyor. Aslında San Sebastian niyetim vardı da sonra değiştirdim planı. Bunun size güzel bir müzik vereyim. Oo Barış Bey. Siz yaşıyor muydunuz ya? Vallahi bir şey söyleyeyim mi? TR içi aklımdaydı da. Sonra dedim ki şu hava güzel. Şimdi burada Braga'da böyle hava böyle olunca büyük ihtimalle Vigo'da da aynı oluyor hemen hemen. Çok değil mesafemiz 100 küsür kilometre. Dedim ki böyle yapalım dedim. Yoksa aklımdaydı valla yurt içi. Hatta Ankara'dan Giresun düşünmüştüm. Oo çok iyi. Gazi Paşa paralısını mı aldın yoksa? Aa eyvallah çok iyi. Ya yayınlarını göremiyoruz. Uçuşa devam da. Yoksa gene böcek falan mı öldürüyorsun? Vallahi isterdim güzel bir Arnav giderdi vallahi. Şimdi Madrid. Üç 5 nat. Bir şey söyleyeceğim. Sabah senin adını andık bu arada adaş.
Betere dedim ki tam Go-Rant falan söyledi. Ağzından kaçır dedim. Ondan sonra dedim zoraki Go-Rant yaptı dedim. Aynen ya, haklısın. Senin throttle'ına taktım ben kafayı ya. Nasıl climb'ı tutturmaz? Ya o da çok tuhaf bir şey ya. Şey climb'ı diyorum ya. Şeyi, flex'i. Onu bir bakmak lazım. Hacı nasıl yapacağız? Evet, Tolga geldi. Görebildin mi abi beni? Gördüm gördüm. Tamamdır. Burnunu T29'a dayamış gözüküyorsun şu anda. Aynen. Bir anda gördüm gözümde.3D Pro diyorsun. Beta da kaç bor olmuş bak. 700 küsür lira anasını satayım. Ama efsane bir model ya. Onun kablosuzu vardı bende. Bir dakika, neyi aldın sen? Aa. Oo, çok iyi Barış. Vay vay vay, güle güle kullan ya. Vallahi. Nasıl? Of. Bir de Bergen'e. Bir şey söyleyeceğim. Flybywire'dan nasıl hissiyatı? Cafe Grappa and another 48 take off runway 36 left. Arkadaşlar şu arkadaki A380'ler var ya, senaryoya yansımış. Bunlar gerçekten burada, biliyor musunuz? Geçen ben ne zamandı ya? Yaz Temmuz'da mıydı acaba? Ağustos'ta mı ne? Gelirken Madrid aktarma geldim. İtalya dönüşü. Bu uçaklar buradaydı, şaka gibi. Abi bu MK var ya, efsane senaryolar yapıyor ya. Şimdi hocam. Evet. 359 dedik. Bunu oraya vurduk. Şöyle kalsın. Abi bak, elime dokunuyorum. Yok böyle. Hiç sallanmıyor. Hele ileri itiş şeyi var ya. Yani gerçekten yok. Emin olmak istiyor. Senin gerçekten bu şeyi, yoku ileri ettirmek istediğin, çok acayip bir şey ya. Fena. Bak geri dönüşleri de çok iyi. 180 derece bak böyle dönüyor. Acayip acayip. Neyse şimdi uçacağız zaten. Kaptanım ne durumdasın Tolga? Şeye giriyorum, flight plan'e giriyorum. Hemen 2 dakikaya bitiyor. Tamamdır. Valla tır mı sürerim, bizim inşaat simülatöründe kamyonları mı sürerim bilmiyorum Beteciğim.
Ha, bas konuşa geldik. Evet, bas konuş yapacağız bununla. Aa, hangi şeyde oluyor bu? Lizbon'da mı? Abi müsaadenizle ben şu şeyin hemen baş konuşunu bir halledeyim şeyin. Şuraya vereceğim. Controls Options'a geldik. Alpha diyelim. Şöyle input olarak arayalım bakalım. Bunu bir şey atamış mı? Atamış. Ne yapıyoruz? Bunu buradan siliyoruz. Sildik. Okey dedik. Apply. Geç. Şimdi geliyorum. Settings dedik. VPilot'ta. Push to talk. Bunu da atadık. Bakıyoruz. Bir test edelim. Aa. Bravo'da falan tuşlar takılı şu anda. Bir saniye. Heh, tamam oldu. Tolga, ben ilk giriyorum. Tamamdır abi. ETC var mı şu an burada? Nasıl? Yok yok, şey var. Normal. ATS yok. Lizbon'da var. Bizde yok şu anda. Bagaj arabası ayrılamamış. Neyse, onu ayıracağım ben şimdi. Durunca gider. Algan, hoş geldin. Eve vardın mı Algan? Eyvallah. Motorun gider. Aman abi, böyle beddualar etmeyin ya. Ben Fatih'e gibi hazırlıklı değilim vallahi, çakarız uçağı. Tolga, taksi yapıyorum, sen de ittirirsin.
Tamam abi, şimdi çıkıyorum ben de park Tamam. yerinden. Tamam. Ne yapıyoruz abi? Golf'ten gidiyoruz galiba. Şöyle ha, Alfa'dan gideceğiz. Full. Alfa, Benim şey ondan oldu sonra. ya. Uşbek'te araç kaldı, görmüşsündür zaten. Ön dikmeyi de havaya dikmişti. İndikten Sizde abi sonra. fix zaten. Olmasa şaşarım böyle problemler. Aynen. Barajas Trafik Movenas Tardes, Air Europa 28 Foxford. Just out Tango 27 now taxiing holding point 36 left via Alpha and Zulu 4. Hadi bakalım. Eyvallah Murat, hoş geldin. Alacaklı geldi galiba diye. Dur bir bakayım. Yok ya, bizim bir sürü grup var şeyde altta. Dur Discord'un sesini. Ya şu Discord'un bildirimlerini kısamıyorum bir türlü. Nereye geliyor biliyor musun? Phoenix'e geliyor bu mesajların çoğu. Phoenix abi durmuyor. Ben anlamıyorum ya. Al map'te işte. Ha sen şöyle istiyorsun. Tamam, ark istiyorsun. Tamam. Bir dakika. Dur bir bakayım onlara şey Murat ya. Abi senin gözler alışmış tabii yandan bakmaya. Air Europa hakkını yiyoruz ya. Bu arada satıldı ha. AIK grubuna satıldı bu da. Katar ve British Airways'in grubuna girdi artık. Onu işte ben FO'dan alıştım. FO'nunkine bakıyorum. FO'nunkini geniş tutuyorum kaptanım. Kendiminkini küçük tutuyorum. Bu nereye gidiyor ya? Rüzgar mı döndü, haberimiz yok ya. Bakıyorum bakıyorum, bak ben genelde bilmiyorum, dikkat ettiniz mi yayınlar, şu F10'un şeyi hep en şeydedir, arktadır, benimki biraz daha minimal ve yakın gözüksün diye, yani manevralar açısından, o yüzden öyle yapıyorum ben. Şurası hep şeydir yani, normal senin istediğin gibi. Abi şu adam 1.4'ten kalktı, beni huylandırdı ya. Ama 3, 320'den abi rüzgar, adam nereye gidiyor acaba, Allah bilir. Neyse biz onları takmayalım. Şimdi. Senin taksi ne alemde abi? Gidiyoruz. Şu Gidiyor anda musun? Alfa Tamam. 11'deyim. Yok canım, aşk olsun biliyorum ya.
Uçuşumuzu tehlikeye atacak her şeydi abi. Herkesin söz söyleme hakkı var bence. Allah Allah, nasıl açayım abi? Şurada düğmesi var onun, şurada kenarda hemen. Barış. Fatiba'nın yayınlarına bak hemen. YouTube'dan izle. Şeyden, tekrarlardan. Şurada bak, bir tane düğmesi var onun. Basıyorsun, açıyorsun abi. Düğmesi var abi onun. Terörin düğmesi var böyle şey, kare şeklinde. Allah Allah. He tamam, buldum. Güncelleme geldi ya. Sen şimdi light'lar, o şimdi bir tane şurada bu ND ekranını açmak için, ışıklarını açmak için bir sens şey var. Twitch. Işığını yapman lazım. Aynen, nop üzerine bak. Ha söylüyor. Heh, geliyorsun sen de Tolga, süper. Biliyorum abi, arkandayım. Ne yaptın? Hallettin mi ikicileri? He, hallettim. O zaman ben girer kalkarım. Aramızdaki mesafede açılmış olur. Abi. 3-6'lı hepsi zaten değil mi? Evet. Şimdi Alfa'dan devam ediyorsun. Sonra Zulu 4'ten giriyorsun abi. Güncellemeden önce Barış şeydi, standart bunlar, ışıklar açık geliyordu, ND'ler. Sonra sen artık noblardan açıyorsun şeyin, Fatiba'nın dediği gibi. Evet. Barajas trafik, Air Europa 28 Foxford, lining up 36 left, take off. Abi rapor vermeye gerek oluyor mu? Nasıl oluyor? 42, Ya şimdi bakıyorsun etrafında, eğer uçak varsa inen kalkan, seninle aynı taksi yoluna taksi yapan, bildirim yapman onların dikkatini çekiyor. Dolayısıyla birbirimizden haberimiz oluyor. Mesela peki. bak şu anda 3-2'ye inen var mesela, adam benim peşimden rapor verdi, hemen aklına geldi. Sabit bir frekansı var mı peki bunun, yoksa meydanda? 122-800 standart, Öyle mi? Tamam. aynen. Bu Unicom şeyi o oluyor. 122-800 oluyorsun. Eğer bir ATC yoksa 122-800'deyiz. Sen de gir, bir check yapalım hatta. Evet. Ben kalkıyorum. Tamamdır abi, hadi görüşürüz. Müziğe bir ara. Heading selected Toga.
Of, mutluluğa bak ya. Hocam trimle gidiyoruz ya. Aynen Zamora'ya kadar böyle gidiyormuşuz Algan. Abi o neydi gıcır gıcır Allah'ın belası Saitek ya. Roman değil. Ha çok iyisin ya. Sen de kopup kalkabilirsin artık Tolga. Hemen geri gelmez kalk, hiç bekleme. Yok yok, direkt kalkacağım abi. Jeneratörün sesini kısalım. Dış görüntüyü verelim. Müziği açabiliriz. Frekansı aldın değil mi? 122.8 değil mi? Evet. Set ettim abi, şimdi sesleneceğim Tamam. frekansı. Hı, süper. Bir radyo çek yapmış oluruz. Aynen. On bin geçildi. Trafik Turkish One Kilo Bravo. Take off around with 3-6 left. Geliyor. Geliyor mu? Loud and clear. Elli küsür dakika sürecek zaten yolculuğumuz. Güzel olacak. No, süper. Okay, take off. Hadi bakalım, iyi uçuşlar olsun. Teşekkürler. Manuel Flex 55 SRS Runway Autotrans bu diyor. Knots. Algan intihar mı ediyorsun? Ne yapıyorsun? Gerçi güzel gelir biliyor musun? Kaç saat sürer? V1 Rotex. Montreal'den Dublin. Toronto falan olsa bayağı kısa sürerdi de. Montreal'ı bilemedim şimdi.
Şunlar Serra Sierra dağları. Bunun altında bir tünel var. Portekiz'den gelirken altından geçiyoruz bu tünelin. Şu dağların altından geçiyor. Oo, çok iyiymiş Algan. X-Plane çok kötüymüş abi ya. Hadi ya. Vallahi. Sen şimdi MSFS'te hangi aşamada kaldın abi? Ya ben yükledim. Dün gece sabah yüklenmiş işte. Ben dedim şunu ayraklarını falan güncelleyeyim. Bende vardı. İşte 22 10 falan indirmiştim daha önce. Ama nereye atacağımı bilemedim ya. Klasörünü vesaire. Bir de baktım bizim şey yok. Yeni havalimanı da yok. İstanbul Havalimanı da yoktu. Onu da indirdim ama işte onu da nereye atacağımı bilemedim açıkçası. Eyvallah, Attım da onu olmadı daha doğrusu. uçuştan sonra Discord açarsın bana, ben hepsini gösteririm sana. Tamam abi, Sen süper. şimdi Xbox üzerinden mi aldın, Steam'den mi aldın? Kimden aldım? Tamam. Ona bakarız. Tamam. Bizim Murat var. Murat Başoğlu, o da Steam'den aldı galiba. O da bir problemler yaşamıştı. Bakarız duruma göre. Ama X-Plane kadar kolay kurulumu ya yani MSFS'in. Bu yani tak kullan metodu bayağı güzel işliyor. O Ya şimdi konuda buna iyi yani. alışmışım, her şeyini biliyorum, hani neyi nereye kuracağız falan, ama bir de onun klasörünü de bulamadım. O bahsettiğim bir klasör vardı ya, Community. gizli klasör olarak görünüyordu. Sorma Bilemedim. ya. Geçen Murat da diyor ki, ulan diyor, kendi bilgisayarımıza kendi dosyamıza Aynen giremiyoruz aynen. Klasör diye. Bana da oldu da. gizliydi yani. Aynen. Klasör gizli, bir de bir şey atıyorsun sildirmiyor falan, böyle kopyalatmıyor. Böyle çok acayip ya. Aynen. Light level kaç girdin abi? 2-9-0. Vigo'daki sis devam ediyorsa çok güzel olacak yaklaşmamız. Evet, Broken 1000 fit acı. Ceiling bayağı bir şey yani. Bayağı bir güzel olacak. Allah'tan ILS de meydan Eserde 220 nat constraint mi vardı? Vay anasını. vardı. Neyse, Uygulatmadı denemedim mı? hiç. Uyguluyor da flap'i toplamadım. Bir flap'te kaldım o yüzden. Ben de öyle yaptım. Senin ne geldi abi şimdi, şey mi, yok mu aldın? Ben Yok geldi takip abi. edemedim bu Şeyin arada. aynı Honeycomb'ın yoku geldi, alfa. Şey vardı, Brava Quadrant var. Throttle için. Yani Dedim yoksa Sayitek'ten baya... Thrustmaster mı aldın dedim, yoksa Yok Bolt. abi, Thrustmaster bilmiyorum ya. Kimsenin günahını almayayım da birazcık oyuncakımsı geldi bana. Bilemedim ya. Bir de Boeing ben mi? Boeing ya, biraz sanki gereksiz de pahalı gibi ama. Biraz bit aynen pahalı. 500'e yakın değil mi? Ben mi yanlış biliyorum? Vallahi abi, Türkiye'de ne kadar bilmiyorum ama bir 20 bin lirası var herhalde Türkiye'de onun. Yok yok kaptanım, şey aldım ya. Honeycomb'ın Bravos şeyini, alfasını aldım. Boeing'e para verilmez abi, ben sana söyleyeyim. Adaş. Allah izin verirse sırada Honeycomb Charlie var. Honeycomb'dan düzeceğiz şeyi. Onlar da bizi düzlüyor. Öyle. Bak bak, Bilal'e bak. Algam da gitti dün Karaçi'ye. Küçükçekmece ekibi buluşuyor mu yoksa? Vallahi billahi aynen öyle beta. Bir şey söyleyeyim mi? Hanım geldi eve şimdi. Bakın. Kutuyu gör. Abi Amazon'da bir kutu gönderiyor. 3 tane kutu var, tamam mı? Ya bu kadar olur. Kutu, kutunun kutusu, bir de kutunun da kutusu. Neyse. Kutular boş burada odada duruyor, tamam mı? Odada
Fazla ne var onu arıyor şimdi. Ne gelmiş olabilir diye. Abi çok komik ya. Bir de Saite'ye de ne yaptım biliyor musunuz? Saite'ye böyle yanıma şu anda diktim. Onu USB çoğaltıcısı olarak kullanıyorum. Saitekin Yoku'nun arkasında 3 tane boş USB portu var. Ben dedi şimdi kardeşim bir sürü USB girişi oldu. Ne yaptım ben de? Saitek Yoku kenara böyle koydum. Masanın altında. Bütün fonksiyonlarını iptal ettim buradan simülatörden. Sadece USB olarak kullanıyorum çoğaltıcı olarak. 3 tane USB ona taktım. Onunkini de bilgisayara o şekilde öyle bir tasarruf yaptık yani. Neyse eşim eve geldi işte arıyor böyle fazladan ne vardı. Karaçi değildi. Yani Asya'da yakın Asya'da bir iki yer yapmak lazım ya. Gene bir Nepal falan bir patlatmak lazım. Bizim Laza Meydanı var şeyde. Zuls. Çin'de. Orası güzel. Tibet'te. Güzel meydanlar var. Beta. Malan Krido. Hoş geldin. Eyvallah aramıza hoş geldin tekrar. Zamora'ya 48 mil. Cruise level geldi. Benim de 82 mil var abi Zamora'ya. Süper. Aramız çok iyi o zaman. Aynen. Bu bizim diğer meydanın atışı yok herhalde, ha? Değil mi abi? Var mı? Var var. Ha şey Bakıyorum da. Atis olmaz. Şey yoksa, trafik yoksa ama metarını vereyim. Metarını okuyayım sana. Metarına. Sen şu an normal gerçek metarına bakıyorsun, değil mi? Gerçek metarına bakıyorum ben. Sen Oyundaki de ona göre entegre mi yani hani bu QNH'i içi vesaireyi tabi bilmem ne. tabi Gerçek metanına tabi mı? tabi tabi. Abi Eskime göre mi özellikle bu acaba Steam bilmiyorum. update ondan sonra Aha. yani noktasal hava durumu çok iyi çalışıyor şu anda her şeyiyle. X-Plane'de nasıl o mevzu abi biliyor musun? X-Plane'de de iyi galiba. Ya Betacım söyler misin X? gerçek metarına göre mesela QNH'i alıyor mu? Alıyor alıyor. Benim bildiğim X-Plane'de daha stabil, daha iyiydi hatta. Prepar'a göre. Biz Prepar'da mesela şey kullanıyorduk. Active Sky falan kullanıyoruz da. Şeyde de var. Active Sky. Ha bak. Beta da Active Sky'a geçmiş zamanında. Sende yok galiba Active Sky. Sky yok abi ben yani şu biraz yeniyim bu işlerde. Hı. Prepar'dan iyi. MSFS'ten az iyiymiş. Bence iyidir. Yani benim bildiğim Sky şey mi? Plugin mi bir çeşit? plugin Hı hı. şey yapıyor. Hava motoru abi. Öyle mi? Ama şu anda MSFS için öyle bir şey almana gerek yok kesinlikle. Ben şey MSFS'i iş halledeyim de ona geçerim zaten ya. X-Plane'i biraz ara veririm. Evet, MSFS'i biz şimdi uçuşumuz bitsin abi senle kalırız Aynen. Discord'da. Ekran açarsın. Benim spor saatine kadar
Ekmeğimizi yeriz orada, hallederiz Oh, işleri. süper. Bu arada bizim bu yeni arkadaş Malankrido Almanya'daymış. Uçucu musun? Sabah birine şey aldırdık bu arada bizim. Benden de büyükmüş yaşı. Canlı yayında X-Plane 11'i aldı. Sistemi biraz zayıfmış. İşte hangisi de şey yaparız. Bizim Murat Ada sonra beta tavsiyelerde bulunduk. Öyle X-Plane 11'e geçti bakalım. Şu anda kuruyordur büyük ihtimalle. Sabah soruyordu birisi. He aynen. Abi ben ne yalan söyleyeyim. Ben de aldım. Şu sistemimi düzelttikten sonra X-Plane aldım ben de. Ama yani bir hafta falan kullandım sadece. Ben de MSFS çalıştırmaz kaldırmaz diye düşünüyordum. Laptop var bende. Ama şey yaptı ya yani ultra değil de high'da yani kendisi Çok önerdiği iyi. gayet iyi çalıştırıyor şu an. Talha'cığım Sıkıntı yok. görüşürüz. Kendine iyi bak. Ekran kartın ne? Benim 1660 Ti. Ama bu 6 GB laptop mı? 6 GB ama laptop için olanlar herhalde bir tık daha şey ya desktoplara göre. Ama yine de sıkıntı yaratmadı. Adios, ate hemen ya. Talha'cığım. Ya 1050 Ti'den iyidir bu arada Öyle Tolga. öyledir abi. Sende ne var? Ben bir geliştirdim. Ben laptopu falan bıraktım abi. Laptop vardı bende. Bende 3080 Ti var şimdi. Kasa var. Oo, süper Kasaya abi. 3080 Ti aldım. Ben de bir tane kasa toplamayı düşünüyorum ya. Topla abi. Yani simülatör için kasa şart oğlu şart yani. Aynen. Yani. Bizim Fatiba Kaptan'da AMD ekran kartı var. 16 GB galiba 12. Onu da sorabilirsin. 12 de iyi galiba bayağı. Ben Intel Nvidia yaptım ama Şey ne abi senin işlemci ne? İşlemci 9. nesil i7 12700K galiba. Çok iyi abi süper. Evet. Ya ben Yo bir yo şey bayağı bir flash simülatör oynuyorum de CSGO oynuyorum yani başka oynadığım bir aynen. şey yok. Ya CSGO'da biraz daha belki bir alt limitte daha bilmiyorum 4K mı oynuyorsun da yok Yo ekran 1080'dir. 1080p. Hatta ki profesyonel oyuncular CSGO'yu daha düşük çözünürlükte oynuyorlar hani. FPS için değil mi? Aynen. Ben Hemen 1080'de oynuyorum. dönebilmek için. Aynen. Yok yok. Ya simülatör için birazcık RAM özellikle. RAM ve ekran kartı RAM'i çok önemli. Geçen Ya dedin ya sen 1050 4090 biraz gereksiz falan dedin. Şimdi 4090'a da bakıyorum ben. Ya da 4080 bilmiyorum ama. Şimdi orada da 4K 8K muhabbeti var ya. Evet. Ya 4 bak Yani şu anda bilgisayar sistemleri ekran kartı şeyine döndü. Gücüne göre döndü. Çünkü birçok insan ister çizim yapsın, ister video editlesin, fotoğraf editlesin. Bu tür şeyleri şu anda ekran kartı üzerinden gücü oradan sağlıyor. Dolayısıyla bu 4090'lar özellikle renderlama konusunda çok tabii ki artık bir üst düzeye çıkmış oldu. Herhalde onlar içindir. Yani şu anda 3080, 3090 MSFS'in Ultra için seni kaldırır yani. Ben şu anda 2K oynuyorum bu çıkardım arada. onu 2K soracaktım abi. uçuyorum bu simülasyonu. Ondan sonra full ultra ayarlarda bu şekil gidiyor yani. Yeter o zaman ya. Ben de öyle bir şey Aynen. almayı düşünüyorum aynen. Şimdi ona göre 4K ekran almadıktan sonra da bir işe de yaramaz şimdi 4090 ya Tabii tabii. 4000 serisi. Ya 4K ekranlar, güzel ekranlar var ya. Bu 32'ler, bu curve'ler var ya. Bende 27 curve ekran var Samsung'un. Keşke imkanım olsa daha büyüğünü alsam. Hani bütün masa boyu böyle uçak baksam ama çok pahalı abi yani o G Abi. serileri var ya. Televizyon fiyatına ya abi. Aynen yok televizyondan da pahalı onlar. Öyledir. G serisi Odyssey'ler özellikle Samsung'un çok güzel ama çok da pahalı tabii. Mil kaldı hocam Top of the Sand'de. Süperiz. 20 dakika geçti. Abi. Abi arka planda millet uçuş şeyi yapıyor, pazarlığı yapıyor ya. Hem de Innsbruck'a gidiyor beyefendi. 737 ile gider ya. Bilal.
Hızın kaçtı şu anda Mak? Benim mi abi? 0.73. Tamam, süperiz. Ben 3-2-0'a tırmanıyorum şu an. Hı. Ondan sonra zaten şeyi çok kısa sürer. Kuru yüzü çok kısa sürecek gibi. Evet. Fabio diye birisi, Fabio Duarte LFB'de bordo yapmış ama bunun ismi İnişte abi Portekiz. 15.47 gösteriyor benim Ha, flight çok iyi. trend'de. 15.47. Biri TK12 yazmış ama yanlış yazmış. O Türk benimdir, mü? o benimdir o abi, olabilir. Ben Yok sonradan yok, sen değiştirdim. değilsin. Sen doğru yazmışsın. Ha, sonradan mı değiştirdin? Tamam Sonradan tamam. değiştirdim, aynen Tamam, yanlış şu anda yazmışım. iyi. Sonradan değiştirdim ben onu. İstanbul Tower açmış. Güzel. Bilal, sen etkinlikte uçtun mu? Hafta sonu etkinliğinde. Cumartesi günü işimiz vardı. Ben uçamadım o uçuşu ya. Değil mi? Şu Dalaman falan. Evet, O mu Dalaman abi? Antalya. Hmm, ben de uçamadım ya. Summer End. Bilal'cim, uçuş arıyorsan 18'de Kopenhag'ın başlıyor. Bremen'den kalk, direkt Kopenhag'ın yap. Eko Delta Bravo Whisky, Eko Kilo Charlie Hotel. Kopenhag güzel olur. Belki hava patlar orada. Soğuk ya. Bir bakalım. Şu anda nasıl? 18'de açılıyor zaten. Sen ancak denk gelirsin. Eko Delta Delta Whisky, Eko Kilo Charlie Hotel. Mesafesi de güzel, yormaz. Ben spora gitmesem o uçuşu uçardım valla. Aynen, overcast veriyor şu anda. Hiç kaçırma. Şimdi ben bu charta bir bakayım abi. Minimumumuz 8.000 üzeri. Kivon'da 5.000 üzeri oluyoruz. Tamam. Şeyi söyleyebileceğim mi abi ya, Q eleştiri sıcaklık rüzgar vesaire, bir gireyim bakayım Tabii, söyleyeyim ne hemen. olacak abi. 1018 QNH. 1018. 19 derece, 200'den 11'in at. 211. Rüzgar biraz modify. Ceiling'de E 1200'de. güzel, 1200 de. Biraz Yani şey, minimuma yakın. minimuma yakın, biraz Minimum. biraz üzer. Ben şimdi Minimumumuz benim kategori 3 alfada 50 metre olarak. Radyoda Charlie için 471 genel radyo. Ben şöyle 471'e çekeyim. Catwalk'a mı girdin abi? Ne girdin? Yani Catwalk'a mı girdin? aynı Ben de ALS şey yapacağım.
400 küsür Maalesef. giriyorum. 1125'miş. 1125 girelim. Baro'da 1125 aynen. Evet, 1125. Ceiling düşük bayağı. Belki pas geçeriz. Vallahi ben bir şey söyleyeyim mi? Ben buraya bir kere uçtum. Denk geldi CRJ ile. Yani minimumda mıyız falan böyle yayında şey yaparken bir anda ödüm koptu, böyle pisti karşımda gördüm. O kadar şey yani, enteresan. O yüzden zaten burayı seçtik ya. Bizim burada da şu anda hava böyle hemen hemen basık yani, şey bulut. Dediğim gibi 100 küsür kilometre bize Vigo. Bu bayağı yakınmış ya. Ha, bayağı yakın. Ya İspanya'nın, Aha. şöyle söyleyeyim, benim evimden çıktığın zaman 65 kilometre gidersen İspanya sınırını geçiyorsun. Adaş, görüşürüz, kendine iyi bak. Haberleşiriz. Süper abi. Aynen, 65 kilometre sonra İspanya sınırını geçmiş oluyorsun. En yakın yer öyle. Ya Portekiz genelinde lateral olarak maksimum ne kadardır açıklığı ya? Yani 150 kilometre yoktur aralığı genişlik olarak. Öyle şöyle, öyle söyleyeyim sana. Yani lateral olarak nereden gidersen git Portekiz'de İspanya'ya gitmiş oluyorsun. Ha, uzunlamasına 800 küsur kilometre var. Ama lateralda yakın oluyor. Biz zaten yakınız. Bizim bölge yani Vigo, baş şehri o bölgenin Galicia'nın, Santiago'da Compostela. İşte Santiago, Vigo, ondan sonra Coruña, Santander, efendim, Bilbao, öyle gidiyor. San Sebastian diye çıkıyorsun. Asturias var bir de tabii. Bunlar Galicia bölgesi oluyor İspanya'da. Onların konuştuğu İspanyolca da Portekizce'ye en yakın İspanyolca. Galisyalılar yani, Değil Galisyaca. mi? Tabii şimdi şeyde en baba İspanyolca Castellón oluyor. Yani Madrid ve çevresi diyelim. Ondan sonra yukarıda Bask İspanyolcası var. Galisyen İspanyolcası var. Endelusya var. Böyle ayrılıyor. Bu şeylerin Onlar. nasıl abi, Latinlerin falan? Sen demiştin ya mesela Portekiz, Brezilya, Portekiz'de farklı. Tabii Brezilya. Brezilya yani Latin Amerika, Güney Amerika yani, Brezilya hariç hepsi İspanyolca konuşuyor. Aynen. Orada da en iyi İspanyolcanın, hatta İspanya'dan da daha iyi, Kolombiya'da konuşulduğu söyleniyor. Kolombiyalıların İspanyolcası efsaneymiş. Brezilyalıların İspanyolca şey Portekizcesi normal Portekizce zaten. Sadece onların telaffuzları farklı yani, birçok şeyi, kelimelerdeki telaffuzları çok farklı. Ondan sonra Konuşulabiliyordur ama yine de herhalde. Nasıl? efendim, tabii İyi canım ya yani anlaşılabiliyordur Portekizce o bilen zaman. tabii ki birbirlerini Portekizce, ama ya mesela şöyle söyleyeyim, Noit gece demek değil mi Portekizce'de? Bu adamlar Noit diyor. Sonra o T böyle Ç gibi okunuyor, mesela örnek veriyorum. Ben açıkçası Brezilyalıları da Portekizcilerini de sevmem de, işte burada tabii ki bizim komşularımız var. Sağda solda bir sürü insan var. Hatta İnsan tabii canım. son dönemde oradaki politik problemlerden dolayı çok Brezilyalı göç etti buraya. Yani şu anda Braga'da sadece 10 bine yakın Brezilyalı var. Yani genel olarak Portekiz'de 500 bin rahat vardır. Sen Braga'da mısın abi? Ha, Braga'dayım. Ben Braga'dayım. Şeyde Güney Amerika'dan İspanya'ya giden de çokmuş herhalde ya, Latinlerden. Tabii. Şey zaten, Bolivya'sından tut, Kolombiya'sına, Arjantin'inden tut, efendim Şili'sine kadar İspanya onlarla kaynıyor. Burada mesela doktorlar var çalışan. Venezuela'dan falan gelmişler mesela. Özellikle Venezuela. Ya o bölgelerde, şimdi bir şey söyleyeyim mi? Bizim biraz dış politikamıza benziyor olay. Sen herhangi bir ülkenin hamiliyle iddia ediyorsan abi, tamam mı? Oradan gelen insanlara da kapını açmak zorundasın yani. Böyle bir durum var. Ben şimdi diyorsun ki Orta Doğu'nun hamisi benim. Biz oraların ağababasıyız dediğin zaman, o zaman göçmen problemi oluyor işte. Portekiz'inki de aynı, İspanya'nınki de aynı. Portekiz zamanında efendim 74'e kadar, işte Karanfil devrimine kadar ki son
sömürgesini o tarihte de daha ileriki tarihte bırakmış ama Afrika mesela, Angola, Gine-Bissau, Yeşilburun, Mozambik, Kamerun, buralardan hep bizim şeylerimiz var yani, insanlar var. Oralarda doğmuş beyazlar var mesela, oralı. Düşün. Vay be. Onlar burada çok, yani geldiğin zaman Portekiz'de siyahi insanı görmen çok normal yani. İspanya da aynı şekilde. Bütün Latin Amerika Doğru, var var. İspanya'dan göç veriyor. İspanya'ya göç veriyor. İspanya'nın nüfusu da bu arada 50 milyona yakındır yani. Onlar bizden çok daha büyük. Ekonomileri de büyük. Şeye göre, Portekiz'e göre. Oo, Murat Kaptırım, hoş geldin. Alçı almaya başladım abi ben. Ben de başladım. 22.000'deyim şu anda. Şeyi kaç, inişi saat kaça veriyor senin abi? Zulu, dur bakayım saat kaç? Şu an 15.24 desek. Hemen bakayım. Saat Light doğru. blend'de. Progress diyelim. 15.44. Yaklaşık 13 dakika sonra, şey, 10 dakika sonrasına veriyor. Benim de Aynen. 15 40, benim 15 49 abi, 25 Murat yok dakikası. geldi. PMDG'ye geçtik. Çok Hatta iyi. biraz high speed yapalım olmadı. Sen şey kullanıyor musun? WattSpy. Ben mi abi? Hı. Yok abi, ne olduğunu bile bilmiyorum ya. Nedir o? WattSpy yaz. WattSpy indir. WattSpy'da WattSim'deki online trafikleri, kendini falan görebiliyorsun. Orada da mesela tahmini iniş süren yazıyor Zulu olarak. What's Gittiğin meydanlarda gelen giden var mı? Harita üzerinde sana yaklaşan, senden ayrılan, o tür şeyleri görebiliyorsun. Bunu kuruyoruz mu bilgisayara, yoksa şey mi bu? Bu Bilgisayarı kurulabiliyor, evet. kurulabiliyor Ha, mu? WattSpy yaz, kur, orada kalsın, açarsın. Ben genelde gideceğim meydan, mesela diyelim online etkinlikte uçuyorsun. Orada mesela oradaki istasyonların frekanslarını da görebilirsin. Süper. Ben bu şey direkt map var ya, map.bassim sitesi. Ben Ha mesela tamam, oradan da oradan arayüz olarak da kullanabilirsin ama indirilebiliyor. Program da var. bakıyorum. Ya, süper, indirdim şimdi. Birazdan kurayım uçuştan sonra onu da. O bulutlar süper vallahi, istediğimiz gibi. Mesela burada bulutlar 3 boyutlu da, bir şey X-Plane'de 2 boyutlu görünüyor. Yani Yükseklik burada ve gitgide genişlik gelişiyor acı. şeklinde. Daha güzel oluyor. Bak yani ha, bu arada ben sana şey söylemeyi unuttum. Sen simülatörü şimdi gece boyunca indirdin ya, Word update'lerini falan yaptın mı? Her şeyi yaptı herhalde Ha abi tamam, onun. süper. Her şeyi yaptı. 130 GB indirdi, yalan olmasın. Tamam, Bayağı doğrudur. uzun sürdü. Bak bu bizim sonradan gelen Murat Baş oldu işte, yeni aldı o da, MSFS'i yeni kurdu. Hı. O Belki bu süper. community dosyasını bulmakla ilgili sıkıntı yaşarsak ona da sorarız. O da Steam üzerinden aldı. Tamam. Mesela ben İstanbul neden yok? Çok şaşırdım açıkçası ya. Yani İstanbul Havalimanı'nda Default yok değil olması. mi? Dikkat ettin mi? Default yok, Ya büyük aynen. ihtimalle Default yok. bunlar çok uzun zamandır bunun altyapısını hazırladıklarından dolayı herhalde. Ha sen Güncelleniyor mu Windows abi bu Store'dan aldın. havalimanları vesaire, güncelleniyor mu peki? Tabii. Şimdi şöyle. Yoksa hep böyle para vererek mi almak gerekiyor, ya da sağdan soldan mı indirmek Sağdan gerekiyor? soldan alıyorsun. Şimdi şöyle durum var. Eğer bir ülkeye Word Update gelmişse, sana örnek veriyorum. Oradaki mesela en son Kanada'ya geldi değil mi? Evet, aynen Genelde Kanada Kanada'ya ile geldi. geldiği zaman Kanada'daki bir sürü büyük meydanın işte elevation, runway uzantıları, şunlar bunlar zaten onu fixleniyor abi. Bu bir. Ondan sonra birkaç tane de meydanı da handmade dedikleri elle yapıyorlar. Yani birebir yapıyorlar. Birkaç tane ama. Yani özel meydan diyelim. Portekiz'de de aynı, İspanya'da da şimdi her Word update gelen ülkede oluyor bu. Onu bakmak lazım. Bir de standart şeyle geliyor. MSFS'le bazı işte senin aldığın edisyona göre, Deluxe mü, daha mı, Ultimate mi falan, ona göre de fazladan meydan geliyor ama özellikle bilmiyorum, sen bu malum sitelere hakim misin? Malzemeleri aldığımız. Çok hakim değilim abi. Onları da Tamam, ben sonradan sana şey yap. şimdi linkleyeyim onları. Zaten bu iki tanesine hakim olduğun zaman bütün dünyaya hakim oluyorsun. Bir Özellikle tane var şimdi. işte. Ayrak indirdiğim bir tane vardı. Adını Ha unuttum. tamam. Hatırlam. Başka da yok yani. Bir tane gördüm. Şimdi bu var. Bu zaten en büyük. Burada bütün paralı olan, premium olan bütün her şeyi bulabiliyorsun. Link attım şimdi. Bir de daha bir amatörü var. Onda da orada olmayanları buluyorsun. Özellikle uçak boyamalarını falan Bu oradan buluyorsun. hattını, senin bu hattını biliyorum ben. Tamam. Bir de bu var. Bütün uçak boyamalarını falan aldığımız veya olmayan meydanları aldığımız. İşte Giresun'u,
Trabzon'u falan burada bulabilirsin mesela şu son attığımdan. Bir şekilde Türkiye meydanından. bulabiliriz buradan. Yayındaki Bizim Tolga turistler. kaptanımız Murat. Birlikte uçuyoruz. Ben de hem sohbet ederiz diye. Bizim şeyden Discord'dan. Şu ikinci attığın abi şey mi? Ücretli mi olarak? Yok, o ücretsiz ama ücretli olanların reklamları oluyor onda da. Ama asıl ücretsiz olanları önemli senin için. Özellikle uçak boyamaları ve olmayan meydanlar çok güzel yapıyor. Yani amatör düzeyde çok iyi yapıyorlar. Ya yani öyle güzel yapıyorlar ki bildiğin gibi. Mesela Sabiha Gökçen orada mesela. Sabiha Gökçen'in Süper öyle bir abi. premium modeli yok. Sabiha Gökçen'i o ikinci attığım sitede bulabilirsin. İki o kodlarıyla aratıyorsun zaten ne arıyorsan biliyorsun. Şeyi indirdim işte şu Fly by Wire'ın 320'sini indirdim bir bakayım diye. Ha bak. Ayrak da olmayınca şey yapamadım hiç açıkçası. Abi vallahi Navigraph imkanı olana olmazsa olmaz öyle söyleyeyim sana ya. Navigraph'ta mı? Direkt Yani otomatik mi şey yapıyor abi otomatik indirdiğinde? indiriyor. Bütün planlarını buradan yapıyor. İstersen uçak içinde chart aç, ister bilgisayarda, ister tablette. Cehennemin her dibinde yap yani. Güncellemeleri uçağa kendi yüklüyor. Uçaklara ve simülatöre. Çok iyi. Ben aboneyim bu arada. Aylık 10 euro veriyorum da. Türkiye'de 2-3 mesela arkadaş ortak alanlar falan var. Öyle bir şey yapabilirsiniz siz de. Yani bulabilirsin Bulabiliriz tabii, mesela. süper. Ben baktım yıllık 75 dolar mı euro mu ne diyordu yıllık. Değişiyor Tarif. şimdi. Bir sadece ayrak için olan var, bir de chartlar var. Chart önemli olan benim için. Bunu abi. Mesela rüzgar değişiyor ya hemen şey üzerinden buradan chart üzerinden hangi pistte hangi yaklaşmaya gidebileceğini hemen tak tak sana otomatik veriyor yani. Ve şu anda VFR üzerine çalışıyorlar. Çok daha iyi olacakmış bu arada. Bu VFR için bu Flight Simulator Microsoft süper abi herhalde ya. Tabii Benim canım ya. gördüğüm kadarıyla yani. Uçakları da çok güzel bu arada. Ben yayında uçmuyorum ama çok güzel Aynen uçaklar aynen ben var. uçtum bir Cessna ile Diamond 62 vesaire. Çok iyi. Çok iyi. Kodiak 100 var bak. Kodiak 100 var. Ondan sonra Cessna 414 Sunshoulier var. Efendim Cessna 310 var. Embraer M110 var. Çok iyi uçaklar. Pilatus 12 geldi. Pilatus DS6 geldi. Acayip uçak. Porter. Of. Ne uçaklar var. Uçmuyorum ama ben bütün meydanları da hepsini de indiriyorum abi. Ara sıra böyle güzel bir etkinlikte falan olduğu zaman uçuyorum. Abi. Freni ne yapalım? Freni 2 yapalım Vigo için. Biz kısa. Yanlış görmediysem. Nispeten 2 kısa, çok kısa değil 2300 ama. metre mi? 2385 metre. Çok şey değil. 1385. Aynen. Şimdi 1.9'a inersek zaten Charlie 1'e kadar durmuş olursun Ya terminale kadar. performans hesabı yapabiliyor mu abi? Hani mesela Phoenix'e vesaire hani kaç metre Phoenix hızlı durur? tabii yapıyorsun. Phoenix'te Landing distance. tablette var. Var mı? Tablette var abi. Bunda var mı abi? Senin 37'de var mı şu an uçtuğun? 37'de tablet 37'de şöyle var bak bir şey. Şöyle göstereyim sana. Şöyle init yapıyorsun. Bak şu anki ağırlığına göre 143 diyor. Artı 5 katıyorsun. Şöyle. Dur bir saniye şöyle yapayım. 143 şöyle artı 5 yapıyorsun. 148 mesela yaklaşma hızın oluyor 40 flap'ta. Şöyle şıkır şıkır İniş geliyor mesela. mesafe, iniş mi, landing distance'ın vesaire. Bu onda bunda yok. Tablette o vardı o. Belki online olarak yapılabilir o tür şeyler var, siteler var. Bunun starında speed constraint yok herhalde ya. Bakayım abi. Bakayım. Yapıştırayım mı Burada buradan? yok, yükseklik var sadece. Aynen. Barkoya dikkat et. Orası bayağı yüksek. Gerisini zaten 5000 üzeri geçiyorsun. Aynen. Vigo Vorona 22 mildeyim şu anda.
Ben de abi 45 mildeyim şu an. Hı. Ben yaklaşmışım herhalde sana birazcık. Güzel güzel. Senin hız ne abi şu an speed? Şu an 240. 140 mı? Pivona geldim. Pivona 17 mil. Ondan Pivon sonra mu? Oo ALS'e süper geçeceğim abi. zaten. Hatta ALS'imizi şöyle set edelim. Geliyor mu bakalım? Geldi. Tamam. Heading'imiz 194. Bu MSFS'te şey var mı abi? Shared kokpit var mı birlikte uçabilme aynı kokpitte? Shared Cockpit default olarak kendine yok ama harici bir program kullanarak yapabiliyormuşsun. Ben hiç denemedim. Ben X-Plane'de Ama yapıyorum onu ama kullanıyordum bir tane program. ha süper. X-Plane'de daha kolay varmış. Hangi Aynen. uçaklarda oluyor bilmiyorum da. X-Plane'de fark etmiyor abi direkt. Bütün uçaklarda uçabiliyorsun Çok aynı iyi kokpit. ya. Cessna dahil. Evet, X-Plane'in öyle bir avantajı var. Neydi adı programı unuttum ama bir tane program vardı. Bir arada arkadaşla uçuyorduk. Mesela bak şu anda şu gördüğün rüzgar gülleri var ya. Bakayım abi Ekrana saniye. verdim şimdi. Biliyorum. Şunların hepsi var abi. Aynı olduğu yerde Ha, mesela gerçekte. gerçekte de var diyorum. Gerçekte de var evet. Mesela abi X-Plane'de şey var. Bu işte yok Avrupa, Amerika bilmem ne harita bir package'ler var. Parayla satılan. Bunda öyle bir şey yok değil mi? Yani direkt default Yok olarak yok bunda default abi Bing haritasında efsane uçarsın. Ama harici bölgeler var. Orbix'in filan işte Dubai'si şusu busu da ben gerek yok bence. onu Bir de soracaktım aynen. bazıları Google haritasını çevirebiliyorlar. Yani Bing'i değil de Google'a çevirenler var haritayı. Onu da nasıl yani stabil mi değil mi onu bilmiyorum. Hiç gerek yok abi. Yani adamlar zaten güncelliyor. Onu merak ettim. Evet. Yok yok gerek yok ona. Şimdi simülatör sesimizi biz bir açalım. Şöyle. UR'a mesafen nedir abi şu anda? Sana hızı ona göre ayarlayayım. Abi Vora 13 mil. 13 mil. ALS'i de zaten 17 mil kaldı. ALS'de pistte yani. Birazdan dönüşüm başlayacak benim. 10.000 checks yapalım. Yani evet öyle diyenler var. Murat da bence gerek yok abi ona ya. Bilmiyorum ya. Hiç gerek yok. Ben yani standart hani bunun kimyasıyla oynamak istemiyorum simülatörün ya. Ya diğer simülatörlerden hani biraz tecrübemiz var. Öyle şeylerle uğraşınca orta kuruyorlar şimdi bu X-Plane'e ya. Çok gereksiz abi. O kadar çok yük biniyor ki bilgisayar şeye. Artı çok yer kaplıyor. Orta haritası. Bizim şeyimiz abi go roundumuz 5000. Gene pivota geleceğiz. ALS X-ray mi yapıyorsun abi sen? Evet. Yok ALS Zulu. Zulu mu yapayım? ALS Zulu'nunkine kadar 5000. Bunda tabi istek koşulları farklı. Ben X-ray yapıyorum 4300. Evet, establish. Var mı gelen giden? Yok, biz varız. Süper. Bu Vigo'da Citroen'in fabrikası var. Of, dönüşe bak yavrum be.
Lob da geldi. Bulutların ardına ineceğiz abi. Güzel oldu. Niye uyarı verdi anlamadım şimdi bunu. Bir saniye. Ha, gidiyor. Tamam. Hızdan dolayı. İndi indi tamam. Grafik harbiden süper ya görüntü. Vallahi öyle abi ya. Continue. Buralar tamam. Hadi bakalım. Böyle yaylaların üzerinden. Murat ya. Abo bu bulut var ya bizi mahvedecek ha. Tam da minimumumuza geliyor. Şu anda kaç acaba? Bakayım tekrar radara. Bak Sealink dediği gibi şu anda 3000 de broken. 1200 de var Sealink bir de broken. Aynen öyle şu anda. 100 fitte falan. Aynen. 80 fit, 90 fit Şu neyse anda artık. radio 2000'i geldi. Of salla. 25 zaten rüzgar da bekliyoruz. Alsam mı acaba elime uçağı ama daha dur. Görüş yok ya boş ver. Gerçi göz açılıyor şu anda. Kariyerini şey yapma desene. Riske Aynen. atma. Ya da otolent yaparsın abi ne olacak? Aynen otolent de Meydan boş. Hatta ben otolent yapayım. devam edelim dedi Erzurum'un gülü. Ama görür görmez alırım bak Bilal. Dün hafif cross'u cross değil de bugün ben surface rüzgarı yedim şeyde ya Prag'da. Böyle şişirdi biraz uçağı. Aynen şeyi deniyoruz zaten değil mi? Ne derler? Yoku deneyeceğiz ya. Hadi bakalım. İyi işler olsun. İyi işler abi. Görmüyoruz ama. Görmesek de o pist bizim pistimiz. Eyvallah. Pisti şöyle gördüm. Burada pist biliyorsun. Biraz böyle tepeliğin üzerinde. Şehir burada. Ha gözüktü tamam. Evet runway inside. Continue diyelim. Abi çocuk oyuncağı diye bir şey var ya şu anda yok öyle bir durumda yani. Özellikle yoku ileri etme şeyi açısı y ekseni mi oluyor bilmiyorum. Acayip güzel. Yani uçak emin olmak istiyor senin gerçekten oraya inip inmemediğinden. Begüm Ece hoş geldin. Bu yok başka bir yerde yok diyor musun Murat? Oo. Rüzgar kendini gösteriyor acı. Variable şu anda. 5 nat mı abi 170'ten? Yok yok değişiyor. Bayağı değişiyor. Şu anda 20 natlarda falan. 20 nattan 11 natlara kadar düşecek herhalde ne Evet kadar? evet variable bir de cross'a dönmese var ya. Yoksa bizi canımızı alır. Ha, ya karşıma gelse de biraz hızımı düşürmeme Aynen. yardımcı olsun.
Hoplite'larını görüyorum artık. Popülere göre ineceğiz. Star. Ben de arkandayım abi. Tamamdır. Zaten dediğim gibi Charlie 1'e kadar çıkmış olurum ben. Aynen. Olmadı pas geçeriz abi, yapacak bir şey yok. Yok, pas yok. Bizde Çıkamazsın. go warrant yok. No warrant Yok. var. Abi go warrant yaparsam Honeycomb gelir geri alır şeyi, yoku. Uçağın hızını kesemiyorum. Ben de bunu anlamadım ya. Neyse, şimdi keseceğiz. Evet, şu an bayağı yüksek süratlisin abisin. Dur, şimdi keseceğim. Sakin. Ben de kesemiyorum uçağın hızını ilginç bir şekilde. Evet, çok variable'dı ya. Çok Aynen. cins. Ama güzel indik. Kaçırmadık. Vacated. O süper abi. Sen de gereken şimdi drone'la seni keseceğiz. Burası kaç derecede? 900.900 fitte stabil oluruz en kötü. Bence 6 metre life oldu. Eyvallah Murat Kaptan. Radyo altimetre sürekli 2000, 2000 diyor. Dağlık Evet, cihazı. dağlık geliyor gidiyor, geliyor gidiyor. Burası öyle. Aynen Serhat abi, valla ekmek ekmek. Sekize mi park ettin abi? Hemen ilk köprüye geldim. Charlie'den çıktın, Charlie One'dan. Okey. Ben de 7'ye gelirim olmalı. Hemen drone'u kaldırıyorum ben de. Tamamdır abi. Vallahi geliyor. Görebiliyor musun? Bakayım, ben kendimi göremedim şu an. Ben görüyorum. Geliyorsun şu anda. Işıklarını görüyoruz. Bu meydan böyle yüksekte. Yani normal şehrin üzerinde kalıyor. Korunya böyle. Korunya'nın da yaklaşması güzel bu arada arkadaşlar. Şu anda kuşlarla birlikte seni bekliyoruz. Otolent yaptırıyorum uçağı. Yaptır bakalım. Kabul edecek mi? Siirt. Aynen, Siirt'i yapacağız. O terayini aldık ya, pull up. Normal normal burada. Tamam, burada senaryo farkı var, o normal. Umut indiğini varsayıyoruz şöyle. Yok, X-Plane'de ya Tolga. O yüzden. Nasıldı Ha. abi oradan? Güzeldi. Şeyden elevation farkından dolayı X-Plane'in MSFS arası. Ama şeyin güzeldi. Flare'in iyi gibi geldi bana. Bayağı iyiydi yani. Sen nasıldı? Uçak kendi yaptı. Ben bir şey yapmadım. Vallahi. Bayağı Aynen. tuttun o tadı, süper. Aynen.
Serhat abi vallahi yok efsane güzel abi. Özellikle yani ileri ve geri şeyi kuvveti var ya sanki gerçekten bir nasıl söyleyeyim bir Cessna falan ben bir iki defa böyle bir oynamışlığım var. Aynı ona benziyor öyle söyleyeyim sana. Şeyi de zaten sağ sol şeyi de açısı da 180 derece ve geri dönüşleri çok iyi. Hiç kıpırdamıyor. Bayağı bir stabil. Yani gördün şu anda yani al 737 ile normalde ben problemli inerdim. Gerçekten güzel oldu yani. Evet arkadaşlar Vigo'ya geldik. Senin de işin olacak abi inşallah kısa zamanda. Eyvallah Sedat abim çok sağ olasın. Ben de stand number'lar falan hiçbir şey yazmıyor abi ya. Ya Vallahi. default olduğu için Aynen. normal abi ya. Bayağı Ama bak kötü ne yani. güzel. Bak şu meydan ne kadar güzel değil mi? Vigo. Süper yer yapmış adamlar. Evet, bu şekilde uçuşumuzu bitirebiliriz. Herkese çok teşekkürler geldiğiniz için. Akşamki uçuşu şu anda bir uçuş planlamıyorum. Spora Eline sağlık gideceğim. abi senin Eyvallah, de. senin de eline sağlık. Sen kal Şeye şimdi bakar biz. mıyız? Heh, Tabii tabii tamam. şimdi sen kal, sen kal bakarız. Ondan sonra herkes görüşmek üzere diyelim. Herkes kendine çok iyi baksın. Yarınki uçuşumuzda görüşmek üzere.